Evet, sessizlik, sessizlik. Bir sessiz olun ya. Pardon, kimse konuşmuyormuş zaten. Evet delikanlı, anlat bakalım reisimize, pardon cumhurbaşkanımıza hakaret suçlamasıyla şu an mahkemedesin. Ne diyeceksin? Nasıl savunacaksın kendini? Hadi bakalım. Efendim ben hakaret falan etmedim haşa. 128 milyar nerede diye sosyal medyada bir hashtag açmışlar. Ben de 128 milyar dediğim para öyle 3-5 odalı eve sığmaz. Kimin yüzlerce odalı malikanesi varsa artık 128 milyar ondadır dedim. Bir şey demedim yani. La daha nasıl hakaret edeceksin oğlum? Eşşoğlu eşek resmen reis aldı demişsin işte. Efendim lütfen hakaret etmeyin. Ayrıca benim tweetimde reis çaldı gibi bir ifade yok ki. Üzgünüm ama reisiniz galiba birazcık alınganlık yapmış. La reis ne alınganlık yapacak oğlum? Hem o kadar işi gücü arasında binlerce kişiye nasıl hakaret davası açsın herif ya? Herif mi? Oğlum bak bu işleri onun adına hakaretten sorumlu danışmanı yapıyor zaten. Peki sen onu bunu bırak da başka bir tweetinde son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda uzun adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak demişsin. Evet dedim efendim. Yani? Yani? Oğlum bak mala yatma şimdi. Uzun adam derken reisi kastediyorsun işte çok belli. Yapmayın efendim. Dünyadaki tek uzun adam Cumhurbaşkanımız değil ki. Belki ben Michael Jordan'ı kastettim. Yok artık LeBron James. Oğlum bak insanı çileden çıkar mı? Bak sana karşı nazik olmaya çalışıyorum. Michael Jordan ağaçları neden kessin ya? Irmakları neden kurusun oğlum? Neden her yeri beton yapsın herif? Neden para yesin reis mi o yani ya? Yani ne alakası var ya? Reis para mı yiyormuş? La bak az kaldı beni o beyefendi narin tatlı dilli yargıç kimliğinden çıkaracaksın artık dingil herif. Dingil mi? Peki tüm diktatörlerin Allah bin belasını versin dedin mi demedin mi lan? Twitter'da mı yazmışım ben onu? Yok evde konuşurken söylemişsin onu baban ihbar etti seni. Babam mı? Hayu ama ya. Oğlum bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Hiç duymadın mı sen bu lafı? Neyse bırak şimdi babanı falan da sen dedin mi demedin mi onu söyle bana. Yani hatırlamıyorum demişimdir belki ama burada Cumhurbaşkanı'na hakaret nerede ben onu anlamadım yani. La saf rol yapma oradan bana zibidi. Ülkemizde kaç tane diktatör var la? Kimi kastettin yani? Kuzey Kore liderini mi? Best of the diktatör Hitler'i mi kastettin oğlum? Efendim bakın ben bu sözümle bir sıfatın altını çiziyorum. Herhangi bir şahsa hedef almıyorum ki. Ama buradan bir kez daha yüksek sesle haykırmak istiyorum müsaadenizle. A'dan Z'ye tüm diktatörlerin canı cehenneme bu kadar nokta. Ama böyle olmaz ki ya. Benim sana hakaretten ceza kitlemem lazım. Bak bırak şimdi sıfatları falan. İsim söyle bana. Kim oğlum? Bak kimi kastediyorsun? Hayır yorum yok efendim. Mesela Türkiye'de bir diktatör var mı sence? He? Böyle önüne geleni hapse atan. He? Ana yurdu dört baştan demir parmaklıklarla ören biri. He? No comment. Bak konuş oğlum. Bak bir şey söyle. Adamı hasta etme. Kimi kastediyorsun sen? Bak düşün şimdi. Hani Silivri soğuktur sözünün mimarı. He? Ülkenin dörtte üçünü terörist ilan eden şahıs. He, kim olabilir? Hayır. Kein komentar. Ya bak kan komentarına da sana da çileden çıkartma insanı ya. Hani böyle sürekli yerli yersiz ey diye bağıran hüküren. Kendini dünya lideri zanneden biri. He? İçeride ey dışarıda hay diyen çakma dünya lideri. He? Onu kastediyorsun değil mi? Hadi açık söyle. He? Söyle hadi bak. Repeat after me oğlum bak. Re. Ha devam ettir sen şimdi devam et. Reç. Devam et. Rece. La söylesene. La seni de Cumhurbaşkanı da var ya alayını da. Yazdın mı kızım sen bunları? Aferin. Aferin sana kızım. Her duyduğunu da yaz. Her duyduğunu da yaz.